Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu ve piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Artık tarihi günlerden geçiyoruz dememizin norm olduğu günlerdeyiz. Yani her gün tarihi gün oldu Türkiye'de. Öyle bir ortam oldu ki ya ne olacak canım, bugün de tarihi gün falan denilecek bir zamanlardayız. Öyle olunca tabii nasıl olacak da yatırım stratejisi yapılacak. İnsan TL'de kalıyor, bu sefer dolar çıkıyor, dolar alıyor, dolar düşüyor. Altın alayım diyor, orası ayrı bir sıkıntı. Borsaya giriyor, çok güzel gidiyor, sonra borsa tepetaklak oluyor. Ne yapsın bugün? Yani bir şey yapması gerekiyor. Ben hep zaten bunu söyledim. Yani bir ülkede böyle oynaklık olmaz finansal piyasalarda. Yani bir insanlar, işinde gücünde olan, finans profesyoneli olmayan insanların böyle işte efendim Merkez Bankası ne demiş, Şahap Kavcıoğlu ne demiş, işte yok Sayın Cumhurbaşkanı ne demiş, faiz inmiş mi, inecek mi, çıkacak mı, dolar ne olacak falan, bunlarla uğraşmaması gerekir. İşiyle, gücüyle uğraşması gerekir. Yani parası işte bir mevduattadır yahut bir fondadır, yatırım fondadır falan, o böyle işiyle, gücüyle uğraşır. Kafası rahattır yani adam. Bütün gün böyle buradan mı satayım, Twitter'a bakayım, oraya bakayım, Twitter kapalı, işte YouTube'a bakayım falan. Bunlarla uğraşmaması gerekiyor insanın. Ama maalesef bizde öyle değil. Şimdi peki böyle olunca ne oldu bir kere? İşte gazetelerde falan okumuşsunuzdur. Biz ne diyorduk? TL'de, TL mevduatta kalıp parası enflasyon karşısında eriyen insanlar faiz de alamayınca gidiyor, dolar alıyor, dolar ve o yüzden de dolar artmaya devam ediyor. Bunu geriye döndürmenin yolu nedir? Bu insanlara enflasyonun üzerinde bir faiz vermektir. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Doğru olan bu insanlara enflasyonun üzerinde bir faiz vermek. Enflasyonun altında faiz verdiğiniz zaman adam da gidiyor, en iyi bildiği şey, en kolay olan iş dolara gidiyor. Şimdi gene biz enflasyonun altında faiz vereceğiz deniyor bu sistemle. Ama 3 ay kalırsanız, bu süre zarfında dolar kuru daha fazla arttıysa, siz mevduata para yatırdığınızdan itibaren aradaki farkı da biz vereceğiz üzerine deniyor. Yani sen gidip dolar alma, TL mevduatta kal, faizde kal yani, ama faiz az geliyorsa, yani dolar daha fazla artıyorsa aradaki şeyi biz karşılayacağız. Yok dolar düşerse ya da faiz kadar artmazsa o zaman zaten faize razı olmuştun. Dolarda kalsaydın daha kötüydü. Enflasyonun altındaki faizi alacaksın. Böyle deniyor. Bunu insanlar kabul eder mi? Edenler olacaktır. Adam zaten TL'de, TL mevduat faizinde bunu 40 günlük yapmayacak da 90 günlük yapacak. Ve faizlerin de daha da ineceğini biliyor. O arada dolar çıkarsa dolardan da kazanacak. Gidip dolar almasına gerek yok. Bazı insanlar bunu kabul edebilir. Neden olmasın der. Dolarda olan adam, dolar daha düşecekse, bu durumda işteyse buradan doları bozayım, buna gireyim, böyle işteyse TL faizinden kazanırım. Ha bu arada bir şey olur, dolar tekrar çıkarsa zaten sadece bir bozma zararım olur, onu da karşılıyorlar diyebilir. Onların da bir kısmı girebilir. Zaten herkesin girmesi gerekmiyor bu sisteme. Ve bunun sonucunda ne olur? Dolardaki o bireylerin talebi de bir miktar azalmış olur. Ha, demek ki bir kere buradan şunu anlıyoruz. Yani bu bir takım siyasilerin kalkıp Türkiye ekonomisi şöyle kuşatma altında, hainler var, dolar alıyorlar, bilmem neciler var, teröristler var, şunlar var, bunlar var diyenler ve onların yönlendirdiği o troll ordularındaki onların neferleri, bot hesapları ya da beyni bunlarla yıkanmış olan adamların tamamının tezinin yanlış olduğu zaten hükümetin bu politikasıyla açıklanmış oldu. Demek ki öyle bir şey yok. Demek ki ben ve benim gibi insanların savunduğu, siz enflasyonun altında faiz verdiğiniz zaman insanlar TL mevduatta kalmıyor. Kendilerine alternatif arayış içerisine giriyorlar. Tezi doğruymuş. Dolar alanlar hain falan değilmiş. Dolar alanlar sadece paraları enflasyon karşısında erimesin diyen insanlarmış. Bu onu gösteriyor. Yani bir kere bu noktaya gelinmiş olması çok önemli. Biz yanlış bir iş yapıyoruz. Bunun nasıl düzeltebiliriz gibi bir şeyi düşünüyor. Tabii ki yanlışı yanlışla düzeltmek mümkün değil. Yani bu yapılan iş de doğru bir iş değil. Çünkü sürdürülebilir bir iş değil. Ama bugün bir yangın varsa bu yangını söndürmek için yapılmış iyi bir iştir. Yani bakın Sayın Cumhurbaşkanı pazar günkü konuşmasını dün de yapmış olsaydı, yinelemiş olsaydı ve böyle bir düzenleme de getirmemiş olsaydı biz bugün belki 20 lira olan dolar kuru acaba sene sonuna kadar 25 lira olur muyu konuşurduk. Konuşurduk. Ve bu işin sonu nereye varacak? 30 mu olacak? 40 mu olacak falan böyle şeyler denirdi. Çıkardı adam bugün 25, yarın 55 falan diye video yapardı size. Yani bir çözüm bulunmuştur. Kötü bir çözüm, sürdürülebilir bir çözüm değil. Geçmişte işte 70'li yıllarda denenmiş, olmamış bir iş. Ama bir çözüm. Bugünkü yangını durdurmak için bir çözümdür. O yüzden iyi yapılmıştır diyorum. Yani hiçbir şey yapılmasaydı daha kötüydü halimiz. İyi yapılmıştır. İyi bir iş, iyi bir işe. O yüzden burada bu şekilde iyi bir çözüme, dolardaki yangını durdurmak için iyi bir çözüme kötüdür diyemem. Kötü bir ekonomik karardır, yanlış bir ekonomik karardır. Onu derim. Ama başka türlü de bu yangın sönmüyorsa, biz bu faizde vermeyeceğiz deniyorsa o zaman bu gene ehveni şer bir iş. İyi bir karar olmuş. Sürdürülebilirliği olmadığı için kötüdür diyorum. Ve şöyle bir de kötülüğü oldu. Bu işleri baştan düşünmek gerekiyormuş. Hani ben hep sürekli olarak diyordum ya, bir plan yok. Bir şey yok. Biz bilmiyoruz. Bir plan, program olmadan bu işlere girişilmiş. Olmadığının da göstergesi bu işte. Bunu yapmak zorunda kalmıştı. Baştan mesela böyle bir şey söylenmiş olsaydı, ya biz işte faizleri inliyoruz ama böyle de bir şey getiriyoruz. Dolar çıkarsa işte buradan da şey yapacaksın falan. O zaman belki dolar bu kadar çıkmayacaktı. Yani bu plan program dahilinde olmadığı günü kurtarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Günü de kurtardılar. Bak hakkını da teslim edelim adamlar. Günü kurtardılar. Şimdi. Ama gelinen nokta 7 lira 20 kuruştu. Tacibey görevden alındığında 12 lira 67 kuruş şu anda. Ve indi diye biz seviniyoruz. Ha bak yani uçurumdan düşmedik, yanmadık diye seviniyoruz. Yani öylesine kötü bir duruma getirildi. Kötü bir ekonomi yönetimi var kesinlikle. Tersini söylemem. Yani bu yapılan işi doğru buluyorum. Yangını söndürmek için faydalı bulunuyorum. Ama ekonomi yönetiminin de kötü olduğunu söylemeye devam ediyorum. Daha önce düşünecektiniz. Şimdi bunun nasıl bir zararı oldu bize? Şöyle, bu kur zaten çok yükseldiği için yani o 18'e gitmesi değil ama en azından 14-15'lerdeki haline göre bir fiyatlamalar oldu piyasada. Ve bunun da getirdiği bir enflasyon olacak. Bu zamlar geri çekilecek mi diye düşünüyorum insanlar. Şimdi bu bir benzin motorun LPG zammı gibi bir şeyse evet çekilir. 3 gün sonra benzinin ucuzladığını görürsünüz. Sürekli olarak kullanılan, kısa şekilde tüketilen mesela bir ara mamuller, bir yurt dışından ithal edilen ham maddeler varsa hemen alıyorsunuz, onu kullanıyorsunuz filan. Onların fiyatları düşer. Sürekli mesela ithal edilen, buradaki tüketicilerin tükettikleri bir takım ithal mallarının fiyatları düşer. İlk parti o yüksek kurdan ithal edilenler bittikten sonra onlarınkiler düşer. Diğer şeyler düşer. Ve marketlerde göstermelik bir iki fiyat indirimleri falan bir şeyleri de olabilir. Yani böyle. Ama enflasyonda öyle bir kalıcı düşüş beklemesin kimse. Çünkü bu iş öyle bir şey ki bu doları baştan çıkartmayacaksınız. Bir kere çıkarttınız mıydı? İşte diş macununu sıkmak gibi. Bir daha içine sokulmuyor. O zamlar da geliyor, yapışıyor. Halkın alım gücü de azaldığıyla kalıyor. Ben de onu söylüyordum sürekli olarak. Bu halkın alım gücünü yok ediyor bu modeliniz. Bu ne zaman yerine gelecek? 6 ay sonra mı gelecek? 1 sene sonra mı gelecek? Siz bir daha seçimi kazanırsınız. 3 sene sonra mı gelecek falan. Bunu çıkın söyleyin. Söyleyemiyorlardı. Yoktu böyle bir şey. Enflasyon düşecek, kurda düşecek falan deniyordu. O alım gücü demek değil. O farklı bir şey. Enflasyon düşerse alım gücü de artmaz mı? Hayır, artmak zorunda değil. Enflasyonun düşmesi demek, fiyatlar bu kadar arttı ya, bundan sonra daha az artacak demek. Benim maaşım o kadar arttı mı? Artmadı. Ne zaman o kadar artmış olacak? Valla bu sene olmayacak işte, yani %25 falan bir zam bekleniyor. Özel sektörde en azından. O da olursa. İşte gelir vergisinin asgari ücrete tekabül eden kısmından da vergi alınacak. Peki efektif olarak o belki %30'a gidecek alacağımızdan. Ama enflasyon o TÜİK'in açıkladığı %23 mü? Kim inanıyor buna? %30 zam alarak alım gücünüz yerine gelmiş olacak mı? Enflasyon iyice azalacak. Siz seneye de bir daha %30 zam alacaksınız. Belki o zaman biraz bir şeyler toparlanmış olacak. O yüzden kötü oldu. Ayrıca ben paramı ne yapayım ya, ben bu TL'de kaldıkça ölüyorum bitiyorum diyen insanlar da gittiler. Kurdan, yüksek kurlardan falan dolar aldılar. Çıkıyor diye düşüşlerde alım fırsatı oluyordu. Sürekli alınıyordu. Onlar da belli bir yerden sonra alanlar da artık zarardalar. Ben de uzun zamandan beri ne diyordum? Evet, bu yükselecek ama buradan alın diyemiyorum. Çünkü bir şey olur, düşer, ondan sonra gelir, benden bilirsiniz. İşte o bir şey olur neydi? İşte Sayın Cumhurbaşkanı bir şey der, Merkez Bankası müdahale eder, bir şey olur. İşte oldu. Yani peki bundan sonra ne yapacaksınız? Yani merak ettiğiniz şey şu: dolar daha düşer mi? Elinde dolar olan ne yapmalı? Şimdi teknik analizimiz bizim SAT'a döndü dün. Ben de zaten kısa video yaptım. Orada size söyledim. Ama tabii kısa videoda dedim ki 14.50'nin altına geliyorsa artık bu iş bitiyor. SAT'a dönüyor. Peki. Ama o saatlerde bazı bankaların hesaplarına girilemediği söyleniyor. Bazılarına da girilmiş ama makaslar çok fazlaymış. O yüzden biz satamadık vesaire falan diyor insanlar. Yapacak bir şey yok. Yani niye daha önce uyarmadın diyenlere sözüm yok. Uyarılabilecek bir durum yok. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın başından, aklından ne geçtiğini bilemem yani. Ve de o da piyasalar açıkken söylemedi ki bu işi. Değil mi? Piyasalar kapandıktan sonra, o makaslar falan açıldıktan sonra söyledi. İşte ben de şunun aşağı doğru gitmeye başladığını görünce size de tamam dedim ama işe yaramamış görünüyor. Yapacak bir şey yok gerçekten. Şimdi o zaman ne olacak bundan sonra? Bu bir yerlerde gelecek, dengelenecek. Dengelenmesi gerekiyor. Dengelenmek zorunda. Ama daha biz yolun çok başındayız. Şimdi şu 14.58 buradan kırıldı. Buradan artık düşüş trendine girdi. Düşüş trendinde dolar. Şu 13.45 iyi bir yerde destek. Dengelenilebilecek bir yerde. O da kırıldı. Peki ondan sonra diğer yer şu 11.90. Ha bak, o kırılmamış. Oraya kadar gitmiş, aşağı gelmiş mesela. Şu anda bulunduğu 12.81'de dengeli bir yer gibi gözüküyor şimdilik, ama şimdilik burada destek bulmayıp daha da aşağılara gelebilir. Neden böyle düşünüyorum? Şöyle şu Naci Ağbal'dan sonraki, yani Naci Ağbal'ın herhangi bir ekonomik, iktisadi diyelim, bir finansal gerekçe göstermeden, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkisini kullanarak ve bir milletvekilinin de demiş olduğu gibi alışmamız gereken bir kararı sonucunda yükselmeye başladı dolar kuru. İşte oradan da şu tepeye kadar bir Fibonacci çalışması yapıyorsak, işte tam orta yerinde bütün o yükselişin yarısını geri vermiş durumda. Burada. Şimdi burada parantez içerisinde şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Bakın burası yanlış anlaşılmasın. Ben sizlere ben demiştim falan demek için değil. Bu teknik analizde bir sistemin takip edilmesinin ne kadar önemli olduğunu, bu işlerde bu eğitimin falan ne kadar önemli olduğunu anlamanız için. Ne dedik? Şu 8.34 geçilirse alın dedik, değil mi? Neden? Çünkü burada wave trend bize al vermişti. Daha önceki tepe şurada 8, şuradaydı, 8.34'teydi. Bu 8.34'te geçiliyorsa alın dedik. Ve de ertesi gün 18.34 geçildikten sonra Kaufman hareketli ortalaması da geçildi. Diyelim ki siz şuradan günün sonunda 8.47'den aldınız. Ve bugün de sattınız. Ama makaslar açıldı, bilmem neler oldu. Şu diplerde fazla kalmadı. Mesela şurada 11.30'da falan sattınız. %35 kârdasınız. Gün içerisinde daha yukarılardaydı, sattınız. Mesela şu dün makaslarla şuradan sattınız. 12'den sattınız. %40 kârdasınız. Öyle veya böyle siz para kazandınız. Bu denilen yerde almış olsaydınız. Şimdi siz bu denilen yerde almadınız. Diyelim ki şu sarı mumdayken aldınız. Şu oldu. Siz %25 para kazandınız. Olmadı, şu sarı mumda aldınız. Siz %21 para kazandınız. Olmadı. Artık siz para kazanamadınız. Yani şu 11'den sonra aldıysanız para kazanamadınız. Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Çünkü bu iş şöyle olduktan sonra, bakın bu 12'nin üzerine gittikten sonra biz bu kanalı çizdik. Bunun üstüne çıktı, artık bu saatten sonra alın demem dedik. Değil mi? Ama ne oldu? Hareketli ortalamanın da üzerinde olduğu için tutmaya devam edin dedik. Çünkü nereden düşeceğini, bu satışın nereden geleceğini bilemeyiz. İşte bu mantıkta yatırım yaptığınız zaman gene kaybetme ihtimaliniz var ama kazanma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Onun için anlattım. Hani ben demiştim benim eğitimimi alın, öğrenin falan değil. Yani bu mantıkta düşünmeniz gerekiyor. Aradan bir yerden ben bugün alayım mı, bugün satayım mı dediğiniz zaman teknik analiz size yardımcı olmuyor. Ben de olamıyorum. Ben de olamıyorum dediğim zaman insanlar da bana kızıyor. O gün parası olmayan adam ne yapsın? Ben ne yapayım? Peki ben ne yapayım? O gün parası olsaymış, o gün dinleseymiş. Aradan bir yerden aldığı zaman artık riski artıyor. Bunu bilerek alıyorum. Onu anlamak istemiyor insanlar. Budur yani buradaki sıkıntı. Şimdi bu bir yerlerde dengelenecek. Nerelerde dengelenebilir? İşte şu 11.90'da falan dengelenebilir. Çünkü zaten bu da benim hedeflerden bir tanesi. 11.08'e kadar düşüşler devam eder mi? Bilmiyorum. Bu şöyle işte 11.90, 11.08 düşüşler devam eder mi? Bilemiyorum. Çünkü SAT'a dönmüş bir kere sistem. SAT'a döndükten sonra şuradan tekrar yukarıya döner demek imkanı yok. İmkan yok. Böyle bir imkan yok. Sat denildiği zaman satacaksın. Satamadın. Çünkü piyasa kapalıydı. Bu sabah satacaksın o zaman. Bu sabah da canın satmak istemedi. Peki o zaman buralardan bir yerlerden destek bulabilir diyoruz. Ama daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Bunun olması gereken yer 9.60'tı. Ben de söylüyordum. Ama üzerine o kadar çok konuşuldu ki nas dendi, bilmem ne dendi. İşte bu olay çığırından çıktı. Şimdi artık olması gereken yer belki 9.60 değil. Belki 11, belki 11.90. Emin değilim tam olduğundan. Çünkü çok fazla kırıp döktük. Çok fazla belirsizlik yarattık. Çünkü bir kere şöyle belirsizlik yarattık. İşte bu nas, faiz şöyle haram. Peki bu yani Merkez Bankası faizi verirken bu haram oluyor. Sizin devlete borcunuz var. Siz bunu ödeyeceğiniz zaman işte size de %19 mu 20 mi ne bu faiz? O ne? O zaman burada bir Müslümanlık olayı yok. Bir kere bir kendine Müslümanlık var. Şimdi kendine Müslümanlık olayı varsa bu kendine Müslümanlık olayının derecesi nedir? Bunu da anlamak çok güç. O zaman bu belirsizlik yaratıyor piyasada işte. Belirsizlik olunca da dolar kuru CDS de yükseliyor. Daha yüksek bir yerde dengelenmesi gerekiyor artık. Daha yüksek bir yerde işte o 9.60 değil. Daha yukarısı bir yerde. Denge olması gerekiyor. Kolay kolay da dengeye oturmaz. Dengenin de altına iner, üstüne çıkar vesaire bir şeyler olur. Peki bundan sonra dolar çıkmaz mı? İşte burada yazıyor. Bu 14.58'in üzerine çıkıyorsa tekrar yükseliş trendine geri dönmüştür. Şu anda öyle bir şey var mı? Yok. En azından bir tane Fibonacci geçiliyor mu? 14-13. O da yok. Peki ben mesela 8 saatlikten falan takip edeyim desem. Hiç değilse şu yani 14'ü falan bir görmesi lazım. Tekrardan o 14 barajı yıkıldı diye yorum yaptığım güne geri dönmesi lazım. Olmuyorsa kısa vadede yükseliş beklemeyin. Peki ben aldım, zararını mı bozacağım, ne yapayım diyor insanlar. Siz biliyorsunuz o zaman. Ben yardımcı olamıyorum. İleride daha fazla çıkmaz mı? Çıkabilir. Ama uzun sürebilir, sizi bekletebilir. Bu mevduat sistemine geçip bir şansınızı deneyebilirsiniz yani. Diyebilirsiniz ki ben bu dolardan yüksekten aldım, düşeye bozdum, zarar ettim. Faize koyayım, daha fazla düşerse zarar etmeyeyim, faizden kazanayım. Çünkü bu nas konuşmaları yani vatandaşı faize yönlendiriyor. Yani bir nas varsa vatandaş parasını faize koymalı ve bu faizde az gelirse dolar çıktığı zaman ona bir fark ödenmeli. Nas bu demekmiş demek ki. Ya da bunun şimdi kar payı versiyonu çıkar yarın öbür gün. Denir ki bu nas yüzünden dolarda zarar etmiş vatandaş parasını kar payına koymalı. O kar payı politika faizi kadar olursa, en az politika faizi kadar kar payı olursa ve de dolar düşerse o kadar bir kar payı kazanmalı. O arada dolar çıkarsa kar payının üstünde bir getiri, kar payının üstünde bir kar payı elde etmeli diye öyle bir versiyonu da çıkar bunun. 90 gün beklerseniz, 90 gün beklemeniz gerekiyor minimum, bir şeyler kazanabilirsiniz bu sistemde. Yok ben güvenmem, beklemem, bu dolar çıksın hocam yardım et diyorsanız ben yardım edemem. Çünkü doları ben indirip ben çıkartmıyorum. Bir kişinin ağzına bakıyor. Yani bu dolar nasıl bir kişinin kararıyla çıktıysa Mart ayında, bugün de bir kişinin kararıyla düşüyor. Biz analistler arada bir yerde girilirse, bizim dediğimiz yerde girilirse, bizim dediğimiz yerde de veya hiç değilse bir gün sonrasında çıkılabilirse bir para kazanılır diyebiliyoruz. Başka da elimizden gelebilen bir şey yoktur. Umarım bu anlaşılmıştır ve bu gram altın için, gram gümüş için de geçerli olan bir şey. Siz şimdi gram altını yüksekten aldınız. Değil mi? Bu size gram altın grafiği. Bizim sistemimize güvendiniz, girdiniz, aldınız. Ne dedik biz de size sistem olarak? İşte dedik şu harekette ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. İşte 20 Eylül'de çıktı. Buralardan alın dedik. Değil mi? Günlükte 500'le şeydeyken. İşte şuradan alın dedik. 24 Eylül'deymiş. Çıktı gün içerisinde 499 oldu. Yani 495, 499 buralardan 500'den falan alın dedik. Şimdi 500'den aldınız. Beni dinlediniz. Diyelim ki beni dinlediniz. Aldınız 500'den. Bugün de gün içerisinde işte şuralardan falan sattınız. Yani 688'den. Ya da beklediniz, tuttunuz elinizde. Bugün buradan sattınız. Yani beni paniklediniz. Şuradan aşağılardan satın. %39-40 para kazandınız. Tuttuysanız bugün şu anda satarsanız %50 para kazandınız. Kazandınız yani denileni takip ediyorsanız. Yok artık bu saatten sonra size alın demem. Yön yukarıdır derim ama alın demem dedikten sonra aldıysanız şuralardan bir yerlerden, o zaman bu altın daha çıkar mı? O zaman sizi çıkartacak olan şey ons altın. Peki zararınızı karşılar mı? Bakın mesela siz şimdi gittiniz diyelim ki şuradan aldınız 906'dan. Şimdi bu gelmiş 748'e. Belki daha da düşecek. Bilmiyoruz. Ve sizin zararınız şöyle 25 hatta 30 olabilir bu arada. %30 size kazandıracak bir şey olabilir mi? Ons altında. İşler yolunda giderse %25 kazandırabilir. İşler yolunda giderse. Ne diyoruz? O da şu 1803'ün üstüne atması gerekiyor. Attı mı? Atmadı. O zaman daha yükseliş falan yok. Omicron varyantı belirsizliği de ortadan kalkmadan bir şey beklemeyin de dedik. Ama bu gerçekleşecek olursa, Omicron varyantı belirsizliği ortadan kalkacak olursa, değil mi? Ben de haklı çıkarsam, benim de haklı çıkmam gerekiyor. Bakın o zaman 2250'ye falan giderse %70 yapacak. 25 yapacak dolar bazında. Dolar da sabit kalırsa zararınızı kurtaracaksınız. Yani bayağı zor bir ihtimal. Bir kere ben haklı çıkacağım. Dolar da sabit kalacak. Siz o zaman paranızı kurtaracaksınız. Yani bir şey diyemiyorum o yüzden. Gram altıncılar için. O zaman siz de bu faiz artı faiz, yani dolar getirisini garanti eden faize geçeceksiniz altından. Ya da bunun işte demin anlattığım gibi ne deniyordu işte o neyse işte ama anladığınız kar payı şeyine geçeceksiniz. Kar payı elde edeceksiniz faiz kadar. İşte dolar artarsa ondan kazanacaksınız. O kadar yani. Başka türlü gram altından falan kazanma ihtimali yok. Ya da işte uzun vadeli tutacaksınız falan filan, bilemiyorum artık onların ne olacağını. Aynı şey gram gümüş için de geçerli. Orada da benzer şeyler söyledik. Gram gümüş için. Ne dedik? İşte şuradan alacaksınız dedik 13 Ekim'de. Şöyle üstüne çıkmış. Hadi o gün de aldınız. 6.80'den aldınız. Değil mi? 6.80'den aldınız. Bugün de şuralarda bir yerlerde sattınız. Şöyle. Mesela 8.73. %28 kazandınız. Satmadınız, tuttunuz. Şimdi bugün buralarda satacaksınız. %40 kazandınız. Kârdasınız yani. Ama başka aralardan bir yerlerden aldıysanız o zaman size yardımcı olamıyor teknik analiz. Yani denilen yerden alsaydınız bugün para kazanmıştınız. Aralarda olduğu zaman yardımcı olamıyoruz demenin sebebini umarım anladınız yani. O zaman siz de o kar payı versiyonu çıktığı zaman ya da faize geçerek bir şey yapacaksınız. Bunun haricinde buradan daha çıkmaz mı olayı? O zaman bu gümüşün çok çıkması gerekiyor. Yani demin altında anlattığımız hikayenin gerçekleşmesi gerekiyor. Çok çıkması gerekiyor. Bir kere her şeyden önce ne dedik? 30'a gider dedik buradan. Bugün artık altında birazcık yükseliş olursa ki yok. %30'luk, 32'lik falan bir yükseliş burada gümüşte gelebilir. Dolarda fazla düşmezse zararınız çıkabilir. Ama altında yükseliş olmuyorsa ki bugün olmuyor. O zaman gümüşte de, gram gümüşte de zararınız çıkmayabilir. Çünkü anlayın artık. Bir kişinin demesiyle dolar çıkıyor. Bir kişinin demesiyle dolar düşüyor Türkiye'de. Altında, gümüşte dolara bağlı. Yapacak bir şey yok yani. Buradan gelelim borsaya. Peki ne olacak? Şimdi eğer biz enflasyonun daha da artmasını bekliyorsak, ki ben bekliyorum. Ve bu yöntemle de açıklanan şeyle de enflasyon üzerinde bir getiri elde edilemeyecekse, çünkü dolar biraz daha zayıf gidecek gibi görünüyor. O zaman parası enflasyon karşısında eriyen insan dolar da alsa olmuyor, altın da alsa olmuyor. Bu mevduatta kalsa da olmuyor. Ya bu adam ne yapacak? Adam borsaya gelecek. Ya bu kadar düşmüş borsaya gelinir mi? Gelinir. Alım fırsatı olacak bence. Çünkü şöyle oldu. Ne dedik? SAT'a döndü dedik ama bir gün bekleyelim dedik. Ertesi günü bir görelim. Bekledik. Ertesi gün de olmadı. O zaman dedik bu iş SAT'a dönmüştür. Ama teknik olarak döndü. Temel olarak şirketlerimize güveniyoruz dedik. Dün değil mi? Bugün üzerine bu olaylar da geldi. Ekstradan bu da SAT. Bugün daha da beter düştü. %8 falan daha da beter düştü. Peki bu işin sonu nerede? Şöyle, şimdi 2 saatlikte bayağı bir dibe gelmiş. Şu geçmişteki şeylere bakıyorsak biraz daha aşağılara gidebilir mi? Gidebilir. Mesela şöyle belki 1831 lira falan da devam edebilir mi? Edebilir. Edebilir ama etmeyip de buralardan yukarı dönme ihtimali var. Yani burada artık destek falan aramayacaksınız. Şuna bakacaksınız. Piyasa yukarı dönüyor mu? Nasıl anlayacağız piyasanın yukarı döndüğünü? Kolay bir iş mi yani piyasanın yukarı döndüğünü anlamak? Görüntüm bile dondu çünkü çok uzun konuştuk. Peki böyle olacak. Şu süper trendi açtık. piyasanın döndüğünü nasıl anlayacağız? Piyasanın döndüğünü 2073'e falan geliyorsa, bunların üzerine atıyorsa anlayabiliriz. Bu şey değil. Yani efendim bayağı bir şey kaybetmiş oluyoruz arada diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani piyasa yukarı dönmeye başlıyorsa hızlı bir yükseliş gelmesini bekliyorum. Tamam. O zaman bahsettiğim cazip hisselere falan elinizde varsa ek yapacaksınız, yoksa alacaksınız. Borsanın ben toparlanmanın da ötesinde daha da yukarı gideceğini düşünüyorum. Çünkü piyasalardaki bu yüksek volatilite nedeniyle bir satışlar var. Bunlar durulacaktır. Borsa daha da yukarı gidecektir. Çünkü artık enflasyona karşı sizi koruyacak bir şey kalmadı. Yani borsada çok çıkmıştı, düştü de şimdi. Şimdi şöyle bir geçmişten gelen şu kanalı çizdiğimizde, bu kanalın da içine gelmiş olmuş aslında borsa. Yani öyle bir korkunç bir durum yok. Şöyle haftalık hareketli ortalamamız da şöyle, onu da şuraya koyalım. Haftalık hareketli ortalamamız da şuradan geçiyor. Yani 1861. Bu 1861, 1830 buralarda böyle destek bulup falan yukarı gidecek olursa borsamız, o zaman bu bir alım fırsatı olacak bizim için. Şöyle işte bu Ichimoku'nun sistemi filan da bunun üzerini gösteriyor size günlükte. Yani şu aşağılarda destek gösteriyor Ichimoku'nun sistemi. Biraz yukarı çıkacak olursa da zaten yeniden yükseliş trendine geri dönmüş olacak. Ben o yüzden borsada rahatım. Bu borsa teknik olarak Cuma günü saat 16.08'de attığım tweetle SAT'a döndü. Bir gün bekleyelim dedik. Pazartesi bekledik, gördük. Düzelmedi. Peki. Bugün düzelebilirdi ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra işin şekli değişti. Ama illaki düzelecek. Buna ben inanıyorum. Dolar bazında bakmış olduğumuz zaman değerlenmiş gözüküyor borsamız. Peki. Değerlenmiş gözüküyor. Şu içimi kapatalım. Doğru. Değerlendi ama gene de 147'de değil. 147'ye falan bir gelmesini bekliyoruz. Bir kere bir gelsin. Bu dolar düştüğü için mi gelecek? Borsa çıktığı için mi? İkisi de. Yani bugün dolar düştüğü için geldiyse yarın da borsa çıktığı için gelecek ve konjonktür nedeniyle 170'in üzerini beklemediğimi söylemiştim. Bakın oraya kadar gelmiş dönmüş ama biraz piyasalarda volatilite azalacak olursa 179'u da görebileceğimizi, 180'i falan da görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık uçurumdan aşağı yuvarlanmayacağız en azından birkaç ay boyunca. Yani bu sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum bu şeyin. Çünkü işte 70'lerde falan denenmiş, işte Özal ne demiş falan söyleniyor. Ama birkaç ay, belki 6 ay falan götürecek işi. O zaman bu bir rahatlama getirir. Borsada da bir ralli getirir diye düşünüyorum. Umarım sizlere yardımcı olabildi bunlar. Biliyorum tarzımı beğenmiyor bazı arkadaşlar ama ne yapalım, bu da benim tarzım. Bugünlük de bu kadar.